Herkese merhaba. Bugünkü kitaplık köşemizin konuğu e, dizisi veya filmi olan kitaplar. E, bu şu anda karşınızda gördüğünüz kitaplar da benim son zamanlarda okuduğum ve ardından filmi ya da dizisi varsa izlediğim ve beğendiğim kitaplar. Nadizane size birkaç tavsiyede bulunmak istedim. İlk olarak Çizgili Pijamalı Çocuk'tan başlayayım. Yazarı John Boyne bir filmi var kitabın. E, kitabı aldığımda filmi olduğunu bilmiyordum okuduktan sonra duydum ve çok sevindim filmi olduğunu. çünkü o kadar güzel bir kitap ki çoğu yerde çocuk kitabı olarak duyabilirsiniz ama bence 10 yaş üstü herkesin okuyup kendine göre bir şeyler bulabileceği bir kitap bu e, genel olarak konusuna değinmek gerekirse 9 e, yaşındaki Bruno'nun gözünden okuyoruz hayatı e, Bruno'nun babası Yüksek rütbeli bir asker ve e, bir sınır, bir sınıra e, tayinleri çıkıyor. Adam da e, ailesini, çocuklarını alıp o sınıra taşınıyor. Yalnız şöyle bir şey var: sınırın tam yakınında tel örgülerle çevrilmiş bir e, hani toplama kampı dedikleri, her yaştan insanın bulunduğu ve e, hani zorlu koşullarda çalıştırıldığı e, yüzlerce insanın bulunduğu bir kampa yakın evleri. Sadece bir tel örgü ayırıyor evlerinden o kampı. E, Bruno'nun gözünden bu kampta yaşananları e, öğreneceğiz. Göreceğiz. Çocuklar nasıl görüyormuş bu dünyayı diye. E, sonu öyle dokunaklı, öyle acıklı ki e, yer yer gözyaşlarınızı tutamayacağınız çok ama çok beğendiğim bir kitap oldu. E, bazı filmler ya da diziler şey oluyor, kitaptan sadece esinleniyor. Hani kitaba göre Kitaptan çok şey bulamıyorsunuz dizilerde ya da filmlerde. Ama çizgili pijamalı çocuğun filmi e, birebir neredeyse. Hani bir iki yerde küçük birkaç değişiklikler var. Ama olduğu gibi olaylar kitaptakiyle ayrın, aynı birebir anlatılmış. O yüzden filmini de çok beğendim. E, ailecek oturup izlenecek. 10 yaş üstü okuyabilecek bir kitap, izlenecek bir film. Tavsiye ederim. İkinci kitabımız da José Saramago'nun Körlük adlı kitabı. Bu ara çok popüler bu kitap belki birkaç yerde görmüşsünüzdür. İlk kitabı Körlük, ikinci kitabı var Görmek. Körlüğün bir de filmi var. Kitabın konusuna değinmek gerekirse kısaca salgın gibi yayılan bir körlük durumu var. Dünyadaki herkes neredeyse hani e, belirli aralıklarla belirli zamanlarla kör oluyor. Sadece genç e, genç bir bayan var, e, bir doktorun eşi. Sadece o kör olmuyor. Onun dışında herkes kör oluyor. E, tabii her e, bu kadının kör olmadığını bilmiyorlar. Sadece doktor olan eşi biliyor gördüğünü. E, bu körlüğün arkasından dünyada olanları, bitenleri, kaosları, dönenleri görseniz e, kitabı okumak daha zevkliydi tabi Ama filmi de aynı e, çizgili pijamalı çocuğun filmi gibi birebir anlatılmış her şey çok güzel. E, çok beğendiğim bir şey oldu. Tam da bu hani bizim de ülkemizde olmayasıca bir covid salgını var. Bu da aynı covid salgını gibi hızla yayılan bir salgın olarak anlatılıyor. Körlük bu kitapta. Yani tam o zamanla denk geldi benim de okumam. Ee, bayağı etkilenmiştim. Dünyadaki o körlüğün ardından o kaosun, o yaşananların bayağı etkisinde kalmıştım. Kitabını kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Filmini de peşin sıra izleyin. Aynı kitabıyla birebir güzel bir filmdi. Sırada Dan Brown'un Cehennemi var. Inferno adıyla da İngilizce adı olan bir kitap. Dan Brown'u zaten herkes biliyor artık hani kalemini bilmeyen, sevmeyen çok nadir insan vardır diye düşünüyorum. Ben bayılıyorum bu adamın kaleminden ve neredeyse tüm kitaplarını okudum. Şöyle de göstereyim. Bu kitabın da çok güzel bir filmi var. Tom Hanks'in başrol oynadığı başrollerinden biri olduğu bir filmi var ve üstelik filmin bir kısmı kitabında olduğu gibi İstanbul'da geçiyor. Çok güzel, çok sürükleyici. Hani bu kadar bazı hani bilmeyen insanlar için bu kalınlık bir belki göz korkutabilir ama Dan Brown deyince bu kalınlık asla insanın gözünü korkutmuyor bence. Çok 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 güzel. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Hani filmi bana göre kitabın bir tık gerisinde, bir iki tık gerisinde hatta ama kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Dan Brown'un kalemini sevenlere ya da Den Brown'la tanışmamışlara bir tanışma kitabı olarak da kesinlikle tavsiye ederim. Ee, gelelim Mihail Bulgakov'un "Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Anıları" isimli kitabına. Şöyle arkasında göstereyim. Modern Klasiklerin dizisinden bir kitap. Ee, bu kitabın ee, Birinci sezonu 4 ikinci sezonu 4 bölüm olmak üzere 8 bölümlük minik bir dizisi var. Ee, Harry Potter'dan tanıdığımız Daniel Radcliffe'in oynadığı bir dizisi. Güzel bir diziydi. Ee, kitabın konusuna değinmek gerekirse genç bir doktorun e, bir ucra kasabaya yeni bir doktorun yani yeni mezun olmuş bir doktorun bir ucra kasabaya e, tayini atanıyor. Doktor oraya gidiyor ve orada başından geçen ilginç olayları derli derleyip anlatmışlar bize. E, yer yer çok güldüğüm, e, hani yeni doktorun sakarlıklarını ya da böyle hani iç sesini dinliyoruz bazen. Bazı şeylerden "Allah'ım şu hani şu hastalık gelmesin." Ona henüz bilmiyorum. Ona henüz öğrenmedim. Hiç karşılaşmadım diyerek dua ettiği hani e, iç konuşmalarını da okuduğumuz çok hani samimi bir kitaptı. Dizisi de öyle. Beğendiğim bir kitap oldu. Ve benim en sevdiğim türlerden biri de Polisiye Gerilim. Tabi Tess kitapları e, tabi gerilim olarak geçiyor çoğunlukla. E, bunun da bir dizisi var. Şöyle göstereyim. Kitabın üstünde de resimleri var. Resolve ve Aislist serisi. Daha tabi bundan e, kitapları da birden fazla kitabı var. Bu kadar değil. Bu e, dizisini çok beğendim. Çok çok beğendim. Baş karakterlerimiz bu iki e, hanım zaten. Birisi polis dedektifi, birisi de e, adli tıp uzmanı. Beraber çözüyorlar vakaları. Aynı kitaplarda, kitapların her birisinde atıyorum bir seri katil ya da bir cinayetin nasıl çözümünü okuyorsak dizilerinde de öyle her bir bölümde farklı bir cinayetin, farklı bir seri katilin peşindeler. Onları izliyoruz. Ben bu diziyi çok 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 beğenmiştim. Hatta çok hani kısa sürede bittiğini düşünüyorum. Keşke devam etse diye düşünüyorum. Ama hani tam tarihini hatırlamıyorum ama birkaç sene önce son bulmuş bir dizi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Teskerisin kitaplarını hani zaten hani gerilim ya da tıbbi gerilim okumayı sevenlere kesin ve kesin tavsiyemdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.